Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın önümüzdeki dönemdeki zamları hakkında bir söyleşide bulunmak istedik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Apple hemen hemen tüm ürünlerine zam yaptı ama bazı ürünlerinde de indirime gitti. Neden? Mesela M3 destekli bir MacBook çıkacak. MacBook Air ne yaptı? M2 destekli MacBook Air'in fiyatını düşürdü. Bunun haricinde hemen hemen bütün ürünlerinde zam yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle iPhone fiyatları artık en pahalı iPhone şu anda 110 bin liraya yaklaşmış durumda arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce 100 bin Türk lirasının altına 99.999 Türk lirasına biz iPhone 15 Pro Max 1 TB'lık cihazı alabiliyorduk ama artık 100 bin liranın üstünde bir fiyat ödemek zorundayız. Şimdi gelelim arkadaşlar Apple'ın bir dahaki zammı ne zaman yapacağı sorusuna. Biliyorsunuz Türkiye 31 Mart'ta bir seçime gidecek. Bu seçimin önemi bizler için şu arkadaşlar. Deniliyor ki, bunu ben demiyorum, ekonomi uzmanları diyor. Şu anda fiyatları tutuyorlar. Ciddi anlamda tutuyorlar. Yani dolardır, eurodur, işte altını tutamazlar. Gerçi o da doların onsuyla ilişkili de. Yani bunların hepsi şu anda Merkez Bankası tarafından tutuluyor. Aslen doları tuttuğunuz zaman zaten diğer para birimlerini de emtiaları da tutmuş oluyorsunuz. Aması var arkadaşlar. 31 Mart'tan sonra doların kemeri biraz daha gevşetilecek. Peki neden? Şunu diyebilirsin. Ya madem biz doları tutabiliyoruz. Peki 31 Mart'tan sonra niye gevşetelim? Madem tutabiliyoruz o zaman tutmaya devam edelim diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Uzmanlar diyor ki, ben demiyorum arkadaşlar. Dinlediğim uzmanlar hemen hemen hepsi de aynı şeyi söylüyorlar. Eğer diyorlar dolar bu kadar ucuz olursa, yani şu anda dolar ucuzmuş 31 Türk lirası ama yine de bunu fiyatlama olarak yeterli bulmuyorlar uzmanlar. Dolar bu kadar ucuz olduğu için yabancı yatırımcı gelmiyormuş. Ya dolayısıyla doların yükselmesi şart diyorlar. Enflasyonun durması için de bu şart diyorlar. Enflasyonu düşürmek için doları yükseltecekler diyorlar. Bu noktada baktığımız zaman şu aklımıza gelebilir. Ya son dönemlerde faiz aşırı yükseldi. Yani %45'lere geldi nerelerden. Ama dolarda öyle ani bir artış olmadı. Hatta son zamanlarda baktığınız zaman böyle 15 kuruş 20 kuruş falan artıyor düzenli olarak. Ve bunun sonucunda da 31 Türk lirası gibi bir fiyata ulaştı. Ama diyorlar ki işte 31 Mart seçimlerinden sonra hükümet kemeri gevşettiği için dolarda ani yükselişler olacak. Peki bununla Apple'ın yapacağı zamların ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle bir alakası var arkadaşlar. Apple Türkiye'deki zamlarını genel olarak kur odaklı yapıyor. Yani kurlar yükseldiğinde, aşırı bir kur yükselişi olduğunda Apple peşi sıra zamlar da yapabiliyor ki bunu geçtiğimiz yıllarda gördük. Hatırlarsanız bir dönem dolar birden böyle 11 Türk lirasından 18 Türk lirasına fırlamıştı. Yani her gün böyle 1 lira 1 lira falan artıyordu. O dönemde işte arkadaşlar Apple 2 kere zam yaptı ki bir hafta içinde 2 kere zam yaptı. Dolayısıyla 1 Nisan itibariyle yaşanacak olan ani artışlar sonrasında Apple yine peşi sıra zamlar yapabilir. Yani şunu düşünmeyin. Ya artık Apple zam yaptı. Yani iPhone fiyatları zaten arttı. Artık ben şimdi alsam ne olur, almasam ne olur demeyin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Nisan'dan sonra, yani Nisan ayında diyeyim ben size, zam gelmesi kesin arkadaşlar. Yani dolar eğer bu ekonomistlerin dediği gibi o noktada Nisan-Mayıs periyodunda yükselecekse Apple'ın zam yapmama gibi bir imkanı yok. Geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlanmıştı. Dünyanın en pahalı iPhone kullanan ülkesi diye, bilin bakalım kim. Aslında geçtiğimiz yıla kadar biz bu unvanı başka bir ülkeye kaptırmıştık ama bu sene neyse ki yine geri almışız arkadaşlar. Hali hazırda 3600 dolar mı ne? Bir iPhone kullanmak için ödediğimiz dolar üzerinden bedel. Yani Apple'ın kazandığından daha çok ne yazık ki devlete vergi ödüyoruz. Bu gerçekten üzücü. Ama yapacak bir şey de var mı diye sorarsanız yok arkadaşlar. Gerçekten yapacak bir şey de yok. Son zamlar sonrası şu söylenti de var. Bunu da sizlere belirtmeden geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz biz akıllı telefonları, daha doğrusu yurt dışından aldığımız akıllı telefonları, özellikle iPhone ve benzeri cihazları, pahalı cihazları pasaporta işletmek için belli bir bedel ödüyoruz. 31 bin Türk lirası falan da en son bu, yanlış hatırlamıyorsam. Bu tutarın Nisan ayı itibariyle 45 bin Türk lirası olacağına dair bir söylenti mevcut arkadaşlar. Çünkü malum Apple bir zam yaptı. Nisan ayında eğer kurlar artarsa bir zam daha yapacak. Dolayısıyla bu noktadan baktığınız zaman yurt dışından telefonu alıp hani 30 küsür bin lira ödeyerek bunun e-mail kaydını yaptırmak bile şu anda daha karlı. Evet, garip ama daha karlı. Dolayısıyla bu noktada da bir çalışmanın olduğu belirtiliyor. Sizlere önerim, eğer yurt dışından bir iPhone getirtmeyi planlıyorsanız bunu Nisan gelmeden getirtip pasaportunuza işletin. Aynı şekilde bir iPhone satın almayı planlıyorsanız da arkadaşlar çok geciktirmeyin. Yani şu kafada olmayın. Ya nasıl olsa Apple zam yaptı. Artık daha Apple zam yapmaz. Zamlar yapıldı demeyin. Çünkü daha zamlar gelebilir. Evet, bu videoda
Apple'ın olası zamlarının ne zaman geleceğini masaya yatırdık diyebilirim. Ki bunu zaten pek çok kişi de tahmin ediyordur bence. Eğer sizlerin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Örneğin şunu diyebilirsiniz. Ya ne zam mı kardeşim? Türkiye'nin ekonomisi süper. Zammam gelmez. Sen uyduruyorsun. Hiçbir şeye de zam geleceği yok diye bir görüşünüz varsa bunu da videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.